Enflasyonun evet asgari ücrete verilen %50'lik artış, enflasyonun da %50 olduğunun bir kabulü müdür hocam? Aynı fikirde misiniz? Bunu sorayım. Bir de evet asgari ücret evet 4253 lira yapıldı ama şimdi bugün de doların bu haline baktığımız zaman zaten yeniden bir erime ile karşı karşıya kaldı. Nerede sene başındaki 2825'in 384 dolar olması, nerede şimdi 4253 liranın gelmiş olduğu nokta. Bu erime böyle devam edecek galiba hocam. Bir yandan da borsayı da eklemiş olayım. Yeni bilgiyi de ifade edeyim. Bu devre kesici bir kez daha çalıştırılmış durumda. Çünkü kayıp %7 oldu. Seans 17.24'te kaldığı yerden devam edecek. Yani borsası ayrı, vatandaşa etkisi ayrı, piyasalara etkisi ayrı. Buyursunlar hocam. Evet, enflasyonun %50 olduğunun bir kabulüdür, tasdikidir hatta. Enflasyon %50 diye tüm kamuoyu söylüyordu, hocalarımız söylüyordu, burada ekonomist arkadaşlarımız söylüyordu. Ama enflasyonun %50 olduğu TÜİK rakamlarında görünmüyordu. TÜİK hala enflasyonu %20'lerde gösteriyordu. Ama mutfağa yansıyan enflasyon, sokaktaki enflasyon, halkın yaşadığı enflasyon %50'lerdeydi. Hatta %50'lerin üzerindeydi. Hocamın söylediği gibi, Edgar Hoca'nın söylediği gibi 2022 yılında daha bugünkü son bir aydır yükselen dolar kuru ki 11-12 liralardan 17 liralara çıktı bizim son bir ay içerisinde. 10-11 liralardan. Bu daha fiyatlara yansımadı. Bunun fiyatlara yansımasıyla birlikte Ocak ayındaki gelecek aylardaki arttığı gelecek yılın enflasyonunu düşünemiyorum. Hiper enflasyon bekliyoruz. Yani 3 haneli enflasyon rakamları çok şaşırtıcı olmayacaktır. Onun için oradan asgari ücrete geçersek asgari ücretteki artış asla yeterli olması mümkün değil. Dolarla kıyaslamak yanlış deniyor ama şunu söyleyeyim ben. 1 Ocak 2021'de bu sene yani 2021 yılı asgari ücreti belirlendiğinde 2826 TL belirlenmişti. Dolar kuru 1 Ocak'ta 7.40'tı. Bu 7.40 dolar kurundan hesaplarsak yaklaşık 382 dolar yapıyordu asgari ücret. Bugün belirlenen asgari ücret 4253 TL. Onu bugünkü dolar kuru 17 liradan hesaplarsak 250 dolar yapıyor. Yani dolar bazında yaklaşık yarıya inmiş vaziyette, neredeyse yarıya inmiş vaziyette. Onun için tatmin olma şansı yok. Artı fiyat artışları devam ettiği sürece asgari ücretteki satın alma gücü daha da zor eriyecektir. Bence bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Kıyamete doğru gidiyoruz. Hem de evet. Keramet olsa yani, keşke hocam. Bir de şöyle bir şey. Bindik bir alamete gidiyoruz bir kıyamete dediğiniz gibi. Belirsizlik ve güvensizlik hat safhada. Yani hiç kimse bundan sonra nereye gideceğinizi tahmin edemiyor. Bugüne kadar belki belli ölçülerde belirli tahminler yapılıyordu ama bundan sonraki süreç tahmin edilemiyor. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz ama iyi günler bizi beklemiyor diye düşünüyorum. Yani hakikaten eğer böyle 2023 falan olacaksa böyle bir asgari ücretle böyle önündeki belirsizlikle birlikte bu sistemle bu bakış açısıyla 1,5 yıl hakikaten memleket bu duruşu, bu bakışı, bu anlayışı taşıyabilir mi ekonomide? Ne kadar olası görüyorsunuz? Bir de hemen şeyi de ekleyeyim. Yani bugün bu dolara yapılmış olan müdahale rezervler sonuçta burada soru işareti yaratıyor. Rezervlerin artırılması planlanıyordu ama şimdi artık bu planda ne kadar mümkün olacak? Yani bu swaplar kullanılıyor. Bu durum Merkez Bankası'nı zor duruma düşürür mü? Onu da sormuş olayım değerli hocam. Şimdi Edgar Hocam'ın konusu, ben siyaset bilimci değilim ama bir cümle, ben de bir vatandaş olarak Edgar Hocam'a katılıyorum. Zaman kısıtlı, hakikaten süre geçiyor ve zaman yetmeyebilir görüşüne katılıyorum. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce 55 gün önce adaylığı açıklamıştı, belli olmuştu. 55 gün yetmedi o dönemde. Hatta belki de 10-15-20 gün daha olsaydı, 75 gün önce açıklansaydı çok daha fazla oy alabilirdi yorumları yapıldı. Yine Edgar Hocam çok daha iyi biliyordur. Bence de zaman, vatandaş olarak söylüyorum bunu. Zaman yetmeyebilir. Edgar Hocam'a orada katılıyorum çok. Yani o zaman bu asgari ücret adımının bir nevi seçim yatırımı olduğuna dair siz de hemfikirsiniz. Tabii ki yani bu haliyle 1,5 yıl gitmez. Her gün böyle, her gün bu şekilde gitmesi imkansız. 1,5 yıl değil, bence 3 ay 4 ay bile çok zor gidecek. Ben de Edgar Hocam gibi 1,5 yıl gitmeyeceğini ve
Seçimin mutlaka erken yapılacağını ama tarih vermenin vermek zor ama ilk fırsatta olumlu bir takım gelişmeler, olumlu bir takım siyasi iktidar tarafından gelişmeler gördüğü takdirde seçime gideceğini düşünüyorum. Şimdi rezervler konusu, rezerv baktığımızda net rezervler 35 milyar dolar civarında. Brüt rezerv ise 125 milyar dolar civarında bir rezervimiz var. Bu rezervlerle gitmediğini 5 tane müdahalede gördük. İşte rakamlar şöyle, birinci müdahalede 650 milyon dolarla müdahale edildi. İkinci müdahalede 400 milyon dolar müdahale için kullanıldı. Üçüncü müdahalede 550 milyon dolar, 500-550 milyon dolar kullanıldı. Dördüncü müdahalede 2,5 milyar dolar kullanıldı. Bugünkü beşinci müdahalede ne kadar kullanıldığını bilmiyoruz. Ama ilk dörtte müdahalede 4 milyar dolar kullanıldı. İlk dört müdahalede 4 milyar dolar yerinden kımıldatamadı dövizi. Yani geriye doğru değil, hatta ileriye doğru, yani yükselme yönünde katkısı oldu dolara. Düşürme yönünde bir katkısı olmadı. Rezervler zayıf olunca tabii ki piyasa ona göre davranıyor ve piyasa ilkeleri gereği doların değerini düşürmek, kurun, döviz kurunu düşürmek mümkün olmuyor. Bundan sonraki süreçte de rezervler bu zayıflıkla devam edecektir. Rezervleri toparlamak imkansız bu saatten sonra. Çünkü 128 milyar dolar rezervi harcamışsınız. Tekrar bu rezerve geri dönmek çok uzun yıllar alacaktır. Çok uzun yıllar rezervleri güçlendirmektense bir an önce erken seçime gitmek daha doğru bir yöntem. Rezervlerin zayıflığı zaten dolar kurunun bu seviyelere gelmesindeki önemli etkenlerden de birisi. Yanlış politika, yanlış ekonomik model, tam bir de rezerv zayıflığı söz konusu. Evet. O nedenle önümüzdeki dönemde bu rezervlerle bugünkü gibi veya son günlerdeki gibi heyecanlı anları yaşamaya devam edeceğiz. Rezervlerin hiçbir etkisi ve katkısı krize olmayacak. Bu heyecana nasıl dayanır bu kalp diye de soruyor mesela izleyicilerimiz. Bir de biz daha sohbetimize, konuşmamıza başlarken borsadan bir haber iletmiştik. Kayıp %7'yi buldu demiştik. Bir devre kesici uygulamasından bahsetmiştik. Şimdi bu ikinci devre kesici de kapatıldı hocam ve kaybın %9'a çıktığı bilgisi var. Biz buradan ne anlayalım? Borsadaki bu durum bize ne söylüyor? Şimdi piyasa tepki veriyor tabii ki. Piyasa en iyi tepkiyi piyasa verir bu tür durumlarda. Döviz piyasası verdiği gibi bugün borsadaki hisse senedi piyasası da tepki veriyor. Ciddi boyutta hisse senedilerinde düşüş var. İlk bir anda %5 düştü, devre kesici, yani işlemler durduruldu. İkinci işlemler açıldı, ikinci devre kesici kapatıldı. %9'a çıktı kayıp. Belirsizlik ve güvensizlik ortamı bu tür durumlara neden oluyor. Ve belirsizlik ve güvensizlik gittikçe artıyor. Bugüne kadar belki kötüye gideceğiz diye en azından bir kötüye gideceğimiz belirliliği vardı. Şimdi kötüye gideceğiz belirliliği de kalmadı artık. Nereye gideceğimizi hiç kimse bilmiyor. Son günlerde çünkü borsada tam tersi böyle bir kayıp değil de yükseliş haberleri vardı Şenol Hocam. Şimdi bugün döviz bazında borsa hisse senetlerinde düştüğü için dolar bazında ondan da, ama artık güvensizlik o kadar şey yaptı ki dolar bazında hisse senetleri düşse de nereye gideceği belli olmayınca vatandaş elindeki hisse senetlerini de çıkarıp nakde dönmeye, hatta dövize dönmeye başladı. Tüm varlıklarını dövize doğru döndürüyor. Bu da güvensizliğin ve belirsizliğin alt safhada olduğunu gösterir. Bence Merkez Bankası Başkanı derhal istifa etmelidir. Bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı atanıp yola faiz artırımıyla, modelden vazgeçerek faiz artırımıyla devam edilmelidir. Yoksa başka çıkış yolu kalmamıştır.